Arkadaşlar hoş geldiniz. Eskilerden kimler kal diyoruz. Yoklamamıza başlıyoruz ve bugünkü oyunumuzda Vesi soyla ile Karsan arasında yine teknik biraz da taktiği içeren güzel bir karşılaşma. C4 at F6 at F3 E6 at C3 ve D5. Merkez kontrol önemli diyoruz ve siyahların hemen D5'ini görüyoruz. Şimdi E3 hamlesi önemli çünkü E3 oynamazsanız siyah D4 sürüyor. Sonrasında C5 sürüyor ve merkezi komple ele geçiriyor. Bu sebeple mutlaka E3 oynarak siyahın değiş fikri kesilmeli. Şimdi D4 fikri kesilmeli. Şimdi C5 oynuyor karşısın. Bakın hala D4 sürme fikri var. Yani file 2 ile vakit kaybederseniz siyah hemen D4 sürecek. Bu sürüş o kadar kuvvetli ki ve soy bunu o kadar istemiyor ki ve hemen D4 oynayarak burayı engelliyor. c 6 oynuyor. 6 yine atçı 6 da oynanabilirdi. C alır 5 Siyah'ın tempo kaybettiğini gören So hemen D5 alıyor. E çarpı D5 ve G3. Arkadaşlar buradaki ana hamle file 2 rokla devam etmek. Sonrasında C5'i alarak A3 ve 4 sürmek ve fil de bu taraftan geliştirmek. Açılan C ve D hattına kale ve vezileri gelerek D5 piyona saldırarak. Ana fikir bu açılışta. Şimdi Vesiso G3 oynuyor. Bir tık zaman kaybı gibi gözükebiliyor ama ben de çok tercih ediyorum bunu ama E3'ün oynan, oynanmadığı konulara çok tercih ediyorum. Çünkü bakın G3 fil G2 oynadığınız zaman fili bu bazı geliştirdiniz. D5'e bakıyorsunuz doğru ancak d 5i koruyan şey ne? F6 karesindeki at. Bu attan kurtulmak nasıl mümkün olabilir? Tabii ki cebideki fili G5'e çıkarak ama E3'te piyonumuz var. Demek ki arkadaşlar ezber hamle yapmıyoruz. Mutlaka değişen planlara uygun hamleler yapıyoruz. Eğer G3 fil G2 çıkacaksak aslında E3'te piyon olup olmadığı senaryo ile ikisi aynı şey değil. Çünkü birinde fil G5 gelerek F6'daki atı alabiliyor ve D5'e konuşamadım. F6'daki atı alabiliyor ve D5'teki piyona daha sert saldırabiliyoruz. Şimdi G3. kalsam burada arkadaşlar biraz konumda bir dengesizlik yaratmak adına ilginç bir hamle imza atıyor. Size soracağım. Sizce siyah ne önemli olabilir? Evet Kalsen C4 oynuyor ve hepinize selamı gönderiyor. C4 hamlesiyle beraber 1-2-3 piyonla 1-2 piyon yani 3 piyon 2 piyonluk bir oyun son avantajı oldu. Bu piyonlar çok hızlı gelecek. B5, B4, A5, A4 hurra komple saldıracak. Ve aynı zamanda C4 sürüşüyle Beyaz'ın D çarpı C5 alarak burada izole piyon olmasını engelledi. Beyaz'ın uyanığın fikri neydi? D C5 alacak. Fil G2 gelecek. Oh oh oh. Bal kaymak. on numara her şey. D5 alacak. Ancak zam geldi. Öyle bal kaymak yemek kolay değil diyor Karsen ve C4 oynuyor. Makul. Şimdi fil G2 ve fil B4. Arkadaşlar Karsen çok uyanık hareketler yapıyor. Şimdi ne diyor? D5'e bir baskı olacak. Bu atı oynayacaksın diyor. Ve bazı durumlarda E4 süreceksin. Ben diyor bu E4'teki kontrolümü attırmam lazım. O zaman fil, fil 4 oynuyor. Kısarok kusarok. Ate 5 Şimdi arkadaşlar ata 5 bir tık erken oynanmış bir hamle olabilir. Birazdan sebeplerini zaten beraber inceleyeceğiz. Burada daha makul olan belki de fil D2 hamlesiydi. Çünkü fil D2 mesela fil çarpı C3. Fil çarpı C3. Buradaki B2 piyonuyla c 3 almak yerine bu piyonu B3 sürerek buradaki yapıyı kırmak fikirlerden bir tanesi olabilirdi. Şimdi oyunumuzda AT5 gelmiş. ve c sol hızlı bir şekilde. Siyah kale 8 oynuyor. Şimdi fil D2. Ve senden at C6. E5'i sökmeye çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bu AT5'in erken yapılan AT5'lerin problemi şu. Mesela at C6 alındığı senaryolarda Beyaz çok fazla zaman kaybetti. Zaman çok kritik bir e, değer. Şimdi satrançlıkça da çok çok değerli. E, bu kadar hamle kaybetti. E, karşılığında B hattını verdik. Çok pardon. E, karşılığında hurra niye benim hamlemi kabul etmiyorsun ya? Hah şimdi oldu. Karşında B hattını verdik sevgili arkadaşlar. Bir de siyah C5 oynayarak da 4'e saldırabilecek. Yani siyah bir sürü farklı fikir verdik. Karşına hiçbir şey almadık. Buna trade off deniyor. Kötü bir trade. Gerçekten çok kötü bir ticaret oldu. Şimdi A3 oynamış burada. ve CISO, Fil A5 ve b Diyor ki filin git buradan. Fikir ne? Fikir şu. Mesela fil C7 gelirsin. Şimdi f Artık at 5 mantıklı bir hale gelecek. Konumda bazı dengeler değişti arkadaşlar. Çünkü E5'teki at kalkmıyor. Mesela at 5 alın. F5. a 4 gelemiyorsunuz. İyi akşamlar herkese. Atın gidebileceği yer yok zaten. e 4e gitseniz piyon kaybediyorsunuz. H5'e gidemiyorsunuz. Vezir var. G4'e gitseniz D5 boşta. Herkese iyi akşamlar derdi burada. Ve siso. Dolayısıyla demek ki bu fil c hamlesinden sonra bakın fil c hamlesinden sonra F4 o kadar güçlü ki burada siyahın mutlaka CB3 geçerken alma yapması lazım. Geçerken alma kuralını biliyorsunuz. CB3 ve burada Vezir B3 alınabilirdi ancak A çarpı C6 hamlesi tercih edilmiş. B çarpı C6 şimdi Vezir C3. Şimdi burada biraz durmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü Carlsen'in imza hamlesi var. Gerçekten bunun patenti ya bende ya ne kalacak. <laughs> e, onu sizi düşünürken ben biraz konumu anlatayım. Arkadaşlar konu baktığınız zaman şu filin çok güçlü olduğunu görüyoruz bu çaprazda. E hattında siyahların o kadar güçlü olduğunu görüyoruz yine. Çünkü E4 sürüşü yapılamıyor. Buradaki fil de güçlü ve B hattı da siyahın eline geçecek ve siyahın c sürme gibi önemli bir planı var. Ve siyah fillerin beyaz fillerden daha aktif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bakarsanız burada değerlendirme çubuğuna bir tık daha bakın siyah daha avantajlı gözüküyor. Evet herkes videoyu durdursun. Videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayalım. Beğeni sayımızı arttıralım. Ve Kayseri'nin burada yaptığı bulmaya çalışalım. Evet herkesin sağ elini yukarı doğru almak istiyorum. Ve hareketimizi yapmak istiyorum arkadaşlar. H5. Evet piyon sürme hareketinde yaptığımız hareket arkadaşlar H hamlesi H piyon hamlesi yine yapıldı. Konum sıkıştığında konudaki dengeleri bozabilmek adına rakibinize daha çok rahatsızlık verebilmek adına bu H piyonlarını kullanabilirsiniz. Karsan bunu çok fazla yapıyor. Bakın arkadaşlar H5 H4 H3 sürecek ve buradaki beyaz kayalarda zayıflık elde ederek psikolojik bir baskı yavaşlayacak. H5 vezir C2 H4 bakın gel çarpı burayı komple dağıtırdı. Fil c oynanabilir. At G4 gelebilir. Vezir H4 gelebilir. 500 tane hamle var. Hepsi C için oldukça avantajlı olur. Bu sebeple bunu alamıyoruz. Ha burada belki e, H4 oynayabilirdi. Bence daha H4 oynanabilirdi açıkçası. İşte belki burada zayıf olduğu için rahatsız olunabiliyor ama genellikle H5 ile H4 oynayabilir ya da H3 oynanabilir belki de. Hani H4'e G4 sürmek amaçlı ama benim tanıdığım karşısında burada at G4 vururdu. Ve böyle bir devam yoluna bence girerdi. H3 sürmeli, vezir f6'lı vesaire. Şimdi çok dağılmayalım. Oyunumuza devam edelim. H5'e vezir c2 oynan dedik. H4 sürüyor. Şimdi kale fc1 zayıf olan c hattına gelecek ama stratejik olarak bir hata var burada. Sebebi de şu hatanın sebebi. Önce karsan bir tane h3 oynuyor. H3 ünlem. Şimdi fil h1. Bakın fil f1 giderseniz fil f1 giderseniz siyahın çok güzel bir fikri var. Fil alır c3. Fil alır c3. Arkadaşlar şimdi Fil G4, At 4 Fil F3 komple dalıyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar e, siyahın çok daha hızlı bir şekilde aktivitesini arttırdığı bir oyuna giderdik. Dolayısıyla burada ne yapmış? Fil H1 tercih etmiş. Yani bence de en, en mantıklı ameliyatlardan bir tanesi. Ama psikolojik olarak bu H1'e gitmek çok kolay değil. Çünkü bu fil sonra oyuna sokmak dert. Ama E4 karesi ve D5 karesindeki baskının çok da önemli olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda F3 karesinin kontrolünü. Bu sebeple flash H1 oynuyor. Şimdi Fil G4... Ve West odaklı bir hamle geliyor sevgili arkadaşlar. Şov hazır mısınız? Videoyu durdurun ve benzin yaptım. Ben evet şov başlıyor. At baby. Westiso ben de satranç oyuncusuyum diyor. Şimdi arkadaşlar burada bana sorarsanız insan hamlesi ata 4. Ben de bu konuda ata 4 oynardım. Çünkü hani birbiri de atı çok pasif olduğunu düşünüyorum. Ama Westiso'nun fikri de şu arkadaşlar. Şimdi at baby'e. Şimdi fil, çok pardon. At fil D2 alınırsa ne yapacak? At D2 alacak. F3 oynamak için artık bir rahatı yani F3 oynamak için artık bir imkan olacak. Şöyle. F3 oynamak için bir imkan olacak. Çünkü niye? D2'deki at artık F3'ü de kontrol ediyor. E4'ü de kontrol ediyor. Yani bu at E4 ve F3 kaderini kullanmak için çok daha mantıklı diye düşünüyor. Ama A4 oynarsam diyor bu atı C5'e yerleştirebilirim. Hani F3'e kimse bakmaz diyor. Ama karşı oyun yaratmak da önemli. Burada sürekli olarak pasif bir şekilde inisiyatif siyah verirsek o zaman hem psikolojik olarak hem konsol olarak sürekli geri gidebiliriz. Şimdi burada F4 at B1 dedik. Karsen çok makul bir şekilde fil B6 oynuyor. Madem sen bu kadar zaman kaybettin. E ben o zaman taşlarımı azaltmam. Senin adına burada kalsın diyor Siso olarak. E peki diyor e burada ve o. fil B4. Bu çaprazı geçirmeye çalışıyor. Ve artık her şeyin hazır olduğunu düşünen Magnus Karsen. At E4 oynayarak konumu geliştirmeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu at çok güçlü olduğu için biraz hemen bu ata vurmuş. Şimdi uzaktan konuşmak kolay. Mesela at D2 bir hamle yapılsaydı. Kayseri'nin muazzam bir fikri vardı. Size soracağım. Sizce bu konuda Kayseri ne oynayacaktı? Nasıl kazanacaktı? Videoyu durdurun. Ve Kayseri'nin yapacağı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar bu konumda at f2 çift tünlem var. Şöyle sizin için çift tünlemi koyayım. Niye? Çünkü şah f2 alırsanız vezir f6 şah. Herkese selamlar. Bu şah nereye gidecek sevgili arkadaşlar? G1 karesine gitsin. Kale e3. Bakın hamle yok. Her tarafta mat olacaksınız. Fil 4 gelecek. Mat engel. hamle yok. At B3 gelmeye çalışalım. Buna da kale 2. Ver veziri. Vezir ayar yok. D3'e gitmeye çalışın. Vezir F2. Başka bir yere gitmeye çalışın. D4 gidiyor. Her taraftan mat olduğu için ve bu at F2 fedasına beyazın herhangi bir karşı olamadığı için arkadaşlar bu konum çok hızlı bir şekilde kayıp oluyor. Dolayısıyla at F2 ve görüyor ve bu attan kurtulmak adına F çarpı D4 vuruyor. Kale çarpı d at D2 geliyor. Bu sefer de arkadaşlar bu sefer beyaz kalerde bir e, zayıflık oldu. Kale 6 gelmiş Kalsen vezir d3 vezir f6 vezir de saldırıya geliyor. Vezir f1 kale e8. Buradaki kale e8'i götürmek yerine belki diğer kaleye gelmeyi düşünebilirdiniz. Ancak kale e8 gelinmiş. Kale ab1, kale eb8. Aslında olay yerinde görevi biten kaleyi hemen diğer muhtemel olay yerine getiriyor. Gerçekten profesyonellik böyle bir şey. Zaten fil çiftini aldım diyor. Beyaz kan kontrolü de ben de nema, problem diyor. Şimdi fil c5 gel keselim. Fil a5 hayır. Fil b4. Fil C7 kesmem. Fil C3 ve A5. B4 karesinden sıkılan karesinden artık B4 karesinin beyazın kullanmasını istemediği için A5 sürüyor. Şimdi F3 geliyor beyazlardan. Fil F5 ve arkadaşlar ve Siso sakin davranarak bir şeyler olmayacağını düşündüğünden oyunu karıştırma kararı alıyor. Sizce beyazın oynamıştır. Videoyu durdurun ve beyazın yaptığı amayı bulmaya çalışın. Arkadaşlar fil çifti varken aslında konumu açmak istemezsiniz. Burada belki de en makul hamle kale çarpmayı 8 alıp şah f 2 ile sakin bir şekilde nefes alarak devam etmekti. Ancak burada e4 oynayarak son şans ortalığı karıştırayım diyor Westy Şimdi fil e6 ve e5 ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Ve Kala bir hayır diyor. Kaleler kesilmesin, konum tıkansın ve ben atımdan faydalanayım diyor. Ama hayat o kadar kolay mı? Karsen'in Norveçten selamını almak için videoyu durdurun. Yukarı doğru bakın ve Karsen'i yaptanı bulmaya çalışın. Arkadaşlar Karsen madem fil çiftim var. Yıllar boyunca satrançta ben konumu açmayı öğrendim diyor ve C5 oynuyor arkadaşlar. C5 ünlem. Herkese iyi akşamlar. Çünkü bakın Buradaki potansiyel enerjiden yararlanabilmek adına o ilk enerjiyi vermeniz lazım. İlk böyle e, ateşi yakarken ki o ilk enerji gibi düşünebilirsiniz. Bu C5 hamlesi çok kritik. Vezir F2 ve C4 artık bir geçer piyon yapıldı. Buraları hızlı geçebiliriz. G4 oynuyor beyazlar. Buradan belki bir şey yaparım diye ama bu sefer de F6 geliyor. Bu da ünlem. Bu tarafı da açmak istiyor Karsen. Şaş 1. F alır E5 d 5 ve açılan diğer ele geçirmek isteyen Karsen fil b6 oynuyor. Hareketli geçer piyon yapısı zaten en güçlü piyon yapısıdır diye boşuna söylemiyoruz. Karsen adım 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 ilik ilik dokudu gerçekten çok iyi. Fil 4 buradaki piyonun ilerlemesini durdurmak istiyor ama Feller de 4 Vezir 4 sonrasında Karsen basitçe artık Vezir de kesiyor. Çünkü bu piyonun önündeki tek engel Vezir. Vezirler kesiliyor. Burada bir iki tane Vezir o beklemeye çalışıyor. Ancak beklenebilecek gibi değil ve Karsen artık o son bombayı patlatıyor. Sizce siyah ne oynamış olabilir? Arkadaşlar Karsen D4 oynuyor. Geçer piyon sürdür mantığında. C4'ü feda ediyor. Birazdan neden feda ettiğini göreceğiz. At çarpı D4. C4 kale C8 açmaz alındığı için kale bir 1 zorunlu hamle. D3 kaleye saldırı kale C3 zorunlu hamle. Burada arkadaşlar taşlar azalıyor. Ve Karsen o muhteşem hamleyi imza atıyor. D2 ünlem. Piyonların gazabı.com adresinin domaini artık bizde. Çünkü bakın bu piyonlara karşı koymak imkansız. Kale 4 ve Siso'da Rakibine saygı duyduğundan terk etmiyor. Ve bu güzel matı olmakta karşısına yardımcı oluyor. Çünkü herhangi bir hamle yok. Sadece hamle yapıyor. Kale çarpı D2. Kale bir 1 şah. Ve mat arkadaşlar. Bakın şu piyon sayesinde. H3'teki kahraman piyon sayesinde. Konum matla sonuçlanıyor. Ve beyaz herhangi bir karşılık veremiyor. Bu piyon burada olmasaydı. Bu konumda şah G2 hamlesi olduğu için. Beyaz kazanacaktı belki de. Dolayısıyla bu piyon. Zaferi getiren piyon oldu. Bazı arkadaşlar haş piyonu böyle düvene geçtik maçtan haş piyonu oynayınca. Böyle satranç monoru diye istem etmişti arkadaşlar. Modern satrançta bu H ne kadar değerli olduğunu herkes anlayacak. Hatta H piyonu diye bir kitap yok herhalde. Belki hep beraber yazalım bir kitap. Yazarız H ile alakalı. Yani sadece H sürüldüğü maçların incelendiği bence çok keyifli olur. Bakın geri geliyorum, geri geliyorum. Bu kadar üst elit bir seviyede, bakın üst elit seviyede tam konumun tıkandığı noktada 15. anda H5 oynuyorsunuz. Herkese selam veriyorsunuz. Birçok kişi belki yüzünü ekşiterek bu hamleye bakıyor. Ancak hayat dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor. Ve bu piyon mat ederken size yardımcı oluyor arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.